Merkezi İstanbul'da bulunan Ensar Vakfı, 1979 yılında bir grup gönüllü tarafından kurulmuş. Vakıf, ana faaliyetlerini eğitim alanlarında yoğunlaştırmış. Eğitim başlığı altına girebilecek her türlü çalışmayı yürüten vakıf, ekonomik yardım, ilmi, fikri ve pratik eğitim alanlarında hizmetlerini sürdürüyor. Ensar Vakfı, Türkiye'nin bilimsel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak gayesi içindeki kabiliyetli gençlere, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her derecede tahsil imkanı sağlıyor. 2003 yılında kurulan Değerler Eğitimi Merkezi, bu zincirin akademik boyutunu oluşturuyor. Sivil toplum kuruluşlarının öneminin ve yapısının giderek farklılaştığı yeni toplum yapısında, Ensar Vakfı, dikkatini ve mesaisini belirli bir sahaya yoğunlaştırmış, teori ve pratiği ile eğitim sahasına yönelmiş. Bugün itibariyle Ensar Vakfı'na ait iki kolej eğitimine başarıyla devam ediyor. İstanbul, Bağcılar ve Başakşehir'de yer alan bu kolejlerde eğitim, anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyinde sürdürülüyor. Modern imkanlarla donatılan, yarı olimpik yüzme havuzları da bulunan kolejlerde iyi bir eğitim ortamı sağlayacak her türlü imkan düşünülmüş. Vakıf, kolejlerden ayrı olarak müstakil anaokulları da açıyor. Bu okullardan iki tanesi İstanbul Anadolu yakasında Ümraniye ve Kadıköy'de eğitime devam ediyor. Ensar Vakfı yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencileri de unutmamış. Ayrıca vakfın merkez binasında üniversitede okuyan yaklaşık 300 kadar kız öğrenciye her gün ücretsiz yemek veriliyor. Ensar Vakfı, yayıncılık alanında da faaliyet gösteren bir kurum. Vakfın yayın grubu bünyesinde DEM, Vefa, Gülhane, ISAV ve DED gibi yayın evleri bulunuyor. Vakıf bünyesindeki Ensar Neşriyat, dini, edebi ve felsefi alandaki kitaplarla birlikte sempozyum tebliğleri de yayınlıyor. Kendi bünyesinde Kur'an merkezi kurma çalışmalarını sürdüren Ensar Vakfı, eğitim alanındaki başarılı faaliyetlerini yurt dışında da sürdürmeyi amaçlıyor. Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu Afrika ülkelerinde Kur'an-ı Kerim ve yerel dilde hazırlanacak Kur'an meali dağıtmayı hedefleyen vakıf, ileriki yıllarda bu çalışmalarını kapsamını genişleterek sürdürmeyi amaçlıyor.
Tarihi Buhara Özbekler Tekkesi 2006-2008 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilip bir tasarım merkezi olarak kullanıma açılmıştır. İstanbul Tasarım Merkezi'nde eğitim verilen bölümler şunlardır. Mimari Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Moda Tasarımı, Takı ve Aksesuar Tasarımı, Grafik Tasarım, Prodüksiyon Tasarımı, Fotoğraf, Sinema.